Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan yaşam memnuniyet araştırması sonuçları açıklandı. Yapılan araştırma sonucunda Türkiye'de memnuniyetsizlik oldukça artarken hemen hemen her alanda neredeyse çok farklı nedenlerden dolayı insanlar mutsuz. TÜİK'in yaşam memnuniyet araştırması sonucuna göre Türkiye'de mutsuzluk oranları artıyor. Peki insanlarımız neden mutsuz? Hayır değilim. Vallahi biraz mutluyuk, biraz mutsuzluk. Mutlu musun? Hayır. Mutluluk ya, bakarsanız ben o kadar hani mutlu değilim. Değilim. Hayır, kesinlikle değilim. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep AVM çatısına çıkarak intihar eden şahıs, çevredeki vatandaş ve polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen kendini boşluğa bırakmıştı. Artan mutsuzluk oranları ile birlikte kişi ya da kişilerde sorunlarla baş edememe kaygısı oluşuyor, sonrasında ise intihar girişimleri oluyor, ölümler yaşanabiliyor. Bu konuda uzman psikolog Mahmut Kayagan şu ifadeleri kullandı. Mutsuzluk son dönemlerde artan bir olgu. Giderek de artmaya devam ediyor. %1, %2'lerden yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ortalama Türkiye'nin genel olarak değerlendirecek olursak %8, %9'larda seyrini devam ettiriyor. Kişinin intihara meyilli olduğunu aslında birkaç gün önceden başlayarak kişi çevresine ufak ufak mesajlarla belli etmeye başlıyor. Ölümden bahsetmeler, sıkça mutsuzluktan bahsetmeler, uyku düzensizlikleri, yeme problemleri, çok aşırı yeme ya da az yeme ile ilgili problemler baş göstermeye başlıyor. Kişi insanlardan uzaklaşıyor. Uzaklaştıktan sonra yakın çevresiyle bir vedalaşma dönemine giriyor. Vedalaşmanın hemen ertesinden intihar gibi olgulara başvurabiliyor. Kişinin kendi toplumda kendine yer edinememesi, iç problemleri, ruhsal problemler, bunların dışındaki çevresel etkiler tamamen intihara yönlendiren faktörler arasında. Kişileri yardım almaya nasıl teşvik edebiliriz? Bu tür durumlarda kişinin problem ne olduğunu görmeye, sezmeye başladığımız andan itibaren kişiyle bol vakit geçirmek için zaman kollamamız gerekiyor. Vazgeçirdiğimiz yüzlerce vaka var. Fiili olarak arabuluculuk görevinde de intihara tamamen başvuran sayısı sıfıra indirgediğimiz sayılar çok fazla açıkçası. Hiçbir intiharla doğru düzgün karşılaşmadım desem yeridir. Genelde hep vazgeçirdik. Toplumdaki algı intiharı söyleyen kişi aslında intihar etmez meyli. Bu cümle çok fazla yer edinmiş. Bu bir yardım çağrısıdır. Hayattan kopma çağrısıdır. Birilerinden destek alma çağrısıdır. Bu çağrıya mutlaka kulak vermemiz gerekiyor. Atama bekliyoruz ama maalesef son yapılan KPSS sınavı yine bir skandaldı bizim için. Açıkçası Türkiye'deki gençlerin çoğunda mutlu olmadığını düşünüyorum. Maddi durumlara göre, çocukların durumuna göre, her şeye göre değişiyor. Yediğimiz, içtiğimize. Kim mutlu ya? Geleceğimde bir şey göremiyorum. Yaşam olarak mutlu değilim. Hani bir markete gidiyorum, bir mağazaya gidiyorum, geri çıkıyorum. Yani bu beni üzüyor. Hani paramla dört dörtlük bir alışveriş yapamıyorum açıkçası yani. Hani aileyle mi? Ailemle mutluyum tabii. Onlar baş tacı ama genel anlamda mutlu değilim. Harçlık alıyorsun, 20 TL gününü çıkartmıyor. Her yönden kötü. Mutlu olunacak bir şey yok yani. Özellikle Türk aileleri gerçekten çok anlayışsızlar.